Şunu söyleyeyim, biz karakola gittiğimizde işte tamam. Kızımızla ilgili şikayetçi olduğumuzda ondan sonra yani sizden babası da oğlandan şikayetçi oldu. Babası da bundan işte oğluyla ilgili bunları söyledi. Bize karakolda bize söylemediler diyor. Ya zaten hırsızlıktan ben bu çocuğu ihbar etmişim zaten. Aa, sapkası mı var? Yani kendi evine görüşmek dostunu ben burada bir saniye. Arkadaşlar da biliyorlar. Ben buna yani hiçbir şey bunu polis geldi getirdi kapıma. Kendi yani evine dostunu alıp, kendi evine dostunu alıp hırsızlık yaptırıyor. Ondan sonra da ben suçlu mu oluyorum? Ya siz sen kendi evine dostunu alıyorsun ve yani senin nikahın yok, kızın ailesinin haberi yokken sen nasıl böyle bir şey benim üzerime yani iftira atabiliyorsun Fatih Bey? Kimin altında kim ne hırsızlığından bahsediyoruz? Kim neyi çalmış? Yani benim üzerime altınlar bilezik çalındı diyor ama sizin kesinlikle böyle bir şey yok. Şunu mu söylüyorsunuz? Annenizin altınlarını oğlunuz mu almış? Evet. Oo, ne kadarlık bir altın? Neden anladın? Kanıtın var mı? Ya sen nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Kanıtı var mı diyor. Kanıtı var mı? Yani kanıtı var mı? Fatih Bey kanıtınız var mı Fatih Bey? Var kanıtım. Bak üstüne gitmedim. Dedim ki bu olay bilsin diye sen gitmişsin ifade vermişsin. Demişsin ki yok ben çalmadım. Otelde yatıyordum. Ben çalmadım. Ben o saatte Diyarbakır'daydım. Ben o saatte Diyarbakır'daydım. Sen benim kalkıp üzerime iftira atamazsın beyefendi. Üzerime iftira atamazsın. Sen bana bu zamana kadar babalık yapmadın. Her zaman beni dövdün, her zaman beni dövdün. Bak bir saniye, sen bana elini sürdün. Hiçbir zaman bana babalık yapmadın. Hiçbir zaman da benim yani yaşamamı istemedin. Ben oraya geldim, bayramlaşma gününde ben senin yanına gelmek istedim. Geldim, sen benim yüzüme yan yan baktın. Sert bir şekilde benim üzerime silahla geldin. Tamam, bunlar yalan değil. Sen beni balkondan silahla korkutup beni oradan kaçırttın beyefendi. Peki bırak. Buyurun söyle. Duyuyor oğlunuz duyuyor. Evet. Duyuyor mu? Yalancının. Amin inşallah versin. Allah yalancının belasını versin inşallah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey öyle de böyle Burak sizin evladınız. Tamam sizden şunu rica edeceğim. Siz önce şunu merak edelim. Siz ne zamandır oğlunuzla görüşmüyorsunuz? 3 yıl dedi. Kaç yıldır? 3 yıldır ben mı? Ben 3 yıldır. Dur bir dakika baban söylesin. 3 yıldır görüşmüyorum. Öyle diyor. Siz kaç aydır görmüyorsunuz? Ama ben onu kanıtlarım ya. Ben ona sorsanız da Denizli'ye ne zaman gittiniz diye sorsanız da. Denizli'ye ne zaman gittin? Denizli'ye ne zaman? Beraber gittik. Arabayla beraber gittik. 10. ayda beraber gittik geldik. Araba aldık geldik. Yani 10. aya kadar, Kasım ayına kadar. 2023'ün 10. ayında resimlerimiz bile var. Peki, tamam mı? Kasım ayına kadar, özür dilerim. Kasım ayına kadar oğlunu sizin yanınızda mı yaşıyordu? Bizim yanımızda yaşıyordu tabii. Ben senin yanında yaşamadım. Ondan sonra kız kaçırdı. Başımızı belaya soktu. Kasım ayında mı? Kasım ayından hemen sonrası tam tarih olarak bile ay daha yeni kız kaçırdı. Aralık ayında bir kız kaçırdı o zaman. 3 ay sonra da seni kaçırıyor. Nasıl biliyor musun ya sen? Bir dakika. Bir dakika Muhammed bir şey söyle. Gör işte Dilara. Duydun mu? Duydum. Bir şey söyleyeceğim. Seninle 2,5 yıldır seninle görüşürken. Hani 2 yıldır Dilara? Bu 2 yıllar da oldu. 2 ay oldu Dilara. 2 ay sen kaçtın 2 ay 4 ay olsun. Bir şey söyleyeceğim Muhammed bir dakika dur. Yani sen Dilara ile konuşurken bu arada Kasım Aralık ayında başka bir kızı mı kaçırdın? Hayır. Baban söylüyor bir dakika babası hayır diyor. Ya, hayır bir dakika, öyle bir şey yok. Diyarbakır'dan kızı kaçırdı, kızı tehdit etti, tekrar Diyarbakır'a gitti, ailesi geldi. Ben ne zaman kızı tehdit etmişim? Bana bir kanıt göstersene sen. Karakola gitti. Sen bana bir kanıt gösterir misin Fatih Bey? Sen bana bir kanıt gösterir misin? Sus. Bana bir kanıt göster. Olamazsın. Tamam mı? Ben kabul etmiyorum senin baban olmanı. Böyle bir baba olamaz. Ben bu zamana kadar senin yüzünden dayak yedim. Senin yüzünden harcandım. Bak kardeşim bana düşman olmuş senin yüzünden. Hiçbir zaman kendinden utanmadın. Ve evine de alıyorsun dostunu. Ve resmi nikah yokken kadını da kandırıyorsun. Kadını da aldatıyorsun. Senin de her şey yaptığın ortada.
yani bakın bize milyonlarca insan izliyor. Lütfen küfretmeden oğlunuzla konuşabilirsiniz ikiniz de. Şimdi bana şunu söyle, bana şunu söyler misiniz? Ya ben 17 yaşına kadar annem bazımın üstüne ayaklarıyla kendisi çıkardı. Siz yani eşiniz o yeni nikah kıymışsınız. Kendisiyle maalesef resmi nikah kıymamanızın nedeni de sizin malınızı, mülkünüzü işte alır diye korkmuşsunuz. O yüzden Burak'ın annesiyle resmi nikah kıymamışsınız. Ama mevzu o değil. Mevzu şu. Burak'ın annesi ve babası olarak çocuğu öldürmek için bir girişimde bulunuyormuşsunuz sürekli. Yani ayaklarınızla boğazını... Ya yalan söyleme. Bak yalan söylüyorsun. Babana dinleyeyim ya. Yalan söylüyor abla. Ama ben sordum. İnanmayın ya. Çocuk çok yalancı. Bu çocuk yalan makinesi. Kurban oldum. Tek ayakta bin tane yalan söyleyen bir çocuk ya. Kendi kafasında kurduğu şeyleri gelip orada anlatıyor ya. Bu çocuğun her şeyi yalan. Ya sen yalancısın. Asıl sen yalancısın. Fatih Akaydın. Asıl sen yalancısın. Asıl sen yalancısın. Bana hiçbir zaman sen babalık yapmadın. Bir de kalkıyorsun utanmadan konuşuyor musun sen? Sen nasıl bir babasın? Gerçi... Bu nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin? Sen nasıl bir adamsın ulan? Sakin ol lan. Sen bana bu zamana kadar babalık yapmadın. Ve kalkıp da konuşuyorsun. 17 yaşına kadar ben boğazımın üstüne ayaklarıyla çıkardın lan. Ayaklarınla beni boğmaya çalıştın oğlum sen. Bak sen beni neler yaptığımı çok iyi biliyorsun. Bak sen beni bu zamana kadar öldürmek istedin. Sen benim karnıma vurdun, kalbime yumruk attın. Sen yaptın bunları. Bunları sen yaptın Fatih Akaydın. Terbiyesizsin oğlum sen. Etme. Fatih Bey küfür etme. Rica ediyorum. Ama kurban olduğum yani. Kız yani, kızabilirsin. Ben sana... Yani getirmişsin. Rapor mu var? Sen nasıl bir adamsın? Sen. Ya oğlum ben bu zamana kadar gençliktedir. Gençliğimi bilmedim ya senin yüzünden. He? Sen alıyorsun resmini kızın ailesinin haberi yok. Sen kadını kandırıyorsun. Kadınla her türlü bir şey yapıyorsun. Ve kalkıyorsun televizyonda da böyle konuşuyorsun. Tamam mı? Sen benim babam falan hiçbir şeyim Burak, olamazsın. Peki Ekim ayının sonunda babanla Denizli'ye gittin mi gitmedin mi? Denizli'ye gittin mi gitmedin mi araba almaya babanla beraber? Doğru söyle. Gitti mi gitmedin mi Denizli'ye babanla? Allah'ım işte dedim. Bir dakika sen karışma Muhammed. Gitti mi gitmedin mi? Öyle bir şey yok. Kanıtlarız ama. Bak HTS şeyden... He, gitmiş gittim ben anladım gittiğini. Gitmişsin sen babanla doğru mu? Yani doğru hangi mu? Hangi ayda olduğunu emin değilim. Tamam ama sen son yani 2,5 yıl değil. Daha yeni. Kasım ayına gitmişsin. Doğru mu? Yani. Peki bana diğer sorunun yanıtını ver. Sen Kasım ayından sonra... Aralık gibi falan Diyarbakırlı bir kızla o zaman konuştun kaçırdın o sırada. Kaçırmak istedin ya da kız sana gelmek istedi doğru mu? Kız bana kendisi gelmek istedi. Tamam peki o sırada sen şeyle Dilara ile konuşmuyor muydun? Ama o benimle yani arkadaş olarak gelmek istedi. Ben öyle sevgili falan değildim onunla. Sevgili Dilara ile mi sevgili değildin? Ha, diğer kızla sevgili değildin yani. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ama ya yani başka bir insanla görüşürken başka bir kızla görüş. Kaç kızla aynı anda konuşuyorsun sen? Kaç kızla aynı anda konuşuyorsun? Babana böyle atar gider yapıyorsun da. Bunlar da mı yalan? Peki Fatih Bey sizin oğlunuz bu kadar yani özür dilerim ama beş para etmeyen bir insan. Bu kadar kötü bir çocuk. Yani sonuçta bu çocukları siz yetiştirmişsiniz kusura bakmayın yani. Bu hale geldiyse özür dilerim sizin annenizi dövüyorsa, altınlarını çalıyorsa, sürekli kız kaçırıyorsa bu çocuk Aralık ayına kadar nasıl sizin evde durdu? Ya işte babaannesi onu tutmak istedi. Tamam mı? Yazıktır, günahtır, sahiplenelim. Adam olur belki, belki adam olur. Nasihat ede ede ağzında tüy bitti. Çocuğun bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Ondan sonra kalkmış burada terbiyesiz, ahlaksız konuşuyor. Ya ben Diyarbakır'daydım. Tamam mı? Çalınmışsa bana bir kanıtını göster de ben de burada kendimi açıklayayım. Çalındı mı? Elinde kanıt mı var senin? Annenizin altınları da ne zaman çaldı? Öyle diyorsunuz. Oğlunuz ne zaman çaldı? Fatih Bey. Ya şimdi sürekli kontrol ettiğim bir çanta değil. Tamam evimdeki çanta. Hatta polis memurları da geldi. Bana bakın ay çok önemli onu, Fatih Beyciğim. Hangi ayda bunu söyler misiniz? Ya ben evine girdiğim yok diyor. Özür dilerim. Denizli'den önce mi? Kızı kaçırmadan herhalde bir hafta 10 gün önce çalmıştır. Yani Denizli'ye döndükten sonra Dilara'yı kaçırmadan bir hafta 10 gün önce mi? Denizli'den geldikten sonra evet. Herhalde bir hafta 10 gün önce. Tam net bir şey diyemem. Bu Diyarbakırlı yani. Kızı kaçırmadan önce o zaman.
Evet evet tabii ki kendi hazırlığını yapmış beyefendi. Gidip Diyarbakır'dan kızı kaçırmış. Peki kızı Bursa'ya getirdi mi? Abileri falan da hepsi benim evime geldi. Annesi, ablası, yengesi hepsi evime geldi. Peki Bursa'ya kızı getiriyor mu? Bursa'daymış zaten. Biz bunlar otel gezdik, otel aradık bunları. En sonunda işte bir şekilde ulaşabildik, bulduk. Çünkü adamlar, kız da özürlüydü bu arada, onu da söyleyeyim. Ay engelli bir kızdı. Tabii engelli bir kızı kaçırdı. Engelli bir kız değildi. Nasıl teyit etmiş oldunuz? Raporlu olduğunu söylüyordu abisi. Bilmiyorum tabii ki ben yani kızı görmüş değilim. Sadece resmini gördüm. Bu iki çocuklu kız mı? İki çocuklu değil. Bu ayrı. O ayrı. O öncesi. O daha öncesi. Tabii o öncesi. O öncesi. Ondan sonra ailesi buraya geldi. Ya senin gibi bir baba olmaz olsun ya. Yemin ederim ya. Ya, yalan makinesi bir çocuk